Ben sana bırakayım Selim. Çiğdem teşekkürler. Senin de söylediğin gibi Fenerbahçe antrenmanındayız. Kameraman arkadaşım Ege Ural'la birlikte size canlı olarak görüntüleri aktaracağız. Sarı lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını devam ettiriyorlar. Ve son hazırlık maçını Dinamo Kiev'e karşı oynamışlardı. Ve o maçta 1-1'lik beraberlikle sona ermişti. Vitor Pereira son iki maçta Fürth ve Dinamo Kiev maçlarında daha oynatmak istediği oyuna yönelik kadrolar çıkarmıştı. Yani ideal 11'e yakın diyebileceğimiz kadrolar çıkarmıştı. Ve bu maçlarda da Fürth'ü 3-2 yenen Fenerbahçe Dinamo Kiev'le 1-1 berabere kalmıştı. Sarı lacivertlilerde herhangi bir sakat veya eksiğin olmadığını belirtelim. Sosa ve Serdar Aziz'in ufak sorunları vardı diyelim. Serdar Aziz'in adalesinde bir sertleşme vardı. Ondan dolayı bir süredir tedbir amaçlı antrenmanlara çıkmıyordu. Sosa'nın da hazırlık maçında, yanılmıyorsam Gençler Birliği maçında, dizinin arkasında bir ağrı oluştuğu için o da tedbir amaçlı birkaç antrenmana çıkmamıştı. Daha sonra kısa süre bireysel çalışma yapmıştı. O da burada antrenmanda yer alıyor. Fenerbahçe tam kadro olarak çalışıyor. Tabii ki kadronun dışında bırakılan isimler var. Hatırlayacağınız üzere Caner, Sadık, Sinan Gümüş, Mametiyam, Oğuzkan Güçtekin, Kemal Ademi gibi isimler var. Tabii bu oyuncular transfer görüşmeleri de yapıyor bir yandan, ama Fenerbahçe'de günün antrenmanı sabahken akşam çalışıyorlar burada Samandıra'da. Yani takımdan ayrı olarak yine burada Samandıra tesislerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir yandan da tabii sahanın sulanması devam ederken maalesef kameraman arkadaşım Ege Ural da bayağı bir ıslandı az önce. Size bu şartlarda görüntüleri aktarmaya devam ediyor. Fenerbahçe ligin ilk maçında Adana Demirspor'la karşılaşacak. Spor severler Adana Demirspor'un da son halini dün akşam A-Spor ekranlarında yayınlanan Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçında görme şansı yakaladılar. Birçok yıldız transferle lige yeni yükselmesine rağmen oldukça iddialı bir kadro kurdu Adana Demirspor ve ilk maçta da Fenerbahçe'yi konuk edecekler. Fenerbahçe bu Adana Demirspor'da Adana Demirspor'la oynayacağı maçın ardındansa Helsinki Nevşi Bakü maçının galibiyle UEFA Avrupa Ligi playoff'unda eşleşecek. Bakü'de oynanan ilk maçın 2-2 bittiğini, Helsinki ile Nevşi Bakü arasında oynanan ilk maçında 2-2 bittiğini hatırlatalım. Oradan turu geçecek rakip, ki dileriz ki tabii ki Azerbaycan ekibi Nevşi Bakü olur bu taraf ve Fenerbahçe playoff turunda bu iki takımdan biriyle eşleşecek. Sarı lacivertlerin hazırlık maçlarını tamamladığını söylemiştik. Toplam 6 hazırlık maçı oynadı Fenerbahçe. Topuk Yaylası'nda oynayan ilk maçta Rumen ekibi Çiğdere'de 2-0 yenmişti. Daha sonra Derazı tesislerinde, özür dilerim, Samandıra tesislerinde Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti Sarı Lacivertliler. Ankara'da Gençler Birliği'ne konuk oldu. 4-0 kazandı Fenerbahçe. Hollanda ekibi Zwolle ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-2 berabere kaldı. Daha sonra Fürth takımını 3-2 yendi Alman ikincilik ekibi. Ve son olarak da Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kaldı. Tabii Fenerbahçe'nin diğer tüm takımların olduğu gibi 28 kişilik bir kadro listesi bildirmesi gerekiyor. Ve bu listede en fazla 14 yabancı oyuncu olabiliyor. Fenerbahçe'nin an itibariyle 17 yabancı oyuncusu var. Tabii kadronun küçültme adımları devam ediyor.
oyuncuları dışarıda tutmaya, oyuncuları eleyerek kadroyu küçültmeye devam ediyor Vitor Pereira. Ve şu anki mevcut kadrodan da yabancı oyuncuların bazılarının ayrılma ihtimali olduğunu ifade edelim. Bugün saat 12.30'da Miha Zajc hazırlık döneminin şüphesiz en dikkat çeken oyuncusu oldu. Belki en iyi performans gösteren oyuncusu demek tartışılabilir ama beklentiler düşünüldüğünde en çok sürpriz yaratan isim Miha Zajc oldu. Miha Zajc da 12.30'da burada Samandıra tesislerinde bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu basın toplantısında izleyicilerimiz canlı olarak A-Spor ekranlarından takip edebilirler. Tabii Fenerbahçe'de transfer süreci de devam ediyor. Sayın lacivertliler 3 veya 4 transfer yapacak şartlara göre. Dün ligimizin, ülkemizin futbolunun genç yeteneklerinden bir tanesi Burak Kapacak. Hem sağ açık hem sağ bek hem geçtiğimiz yıl sol açıkta forma giyen Bursaspor altyapısından yetişen ve Türk futbolunun umutlarından, gelecek vaat eden oyuncularından biri olan Burak Kapacak Fenerbahçe'ye transfer oldu. Transferin detayları ile ilgili çok fazla bilgi açıklanmadı. Zaten bu hızlı gelişen bir süreçti. Burak Kapacak da geçtiğimiz yılda ciddi şekilde ilgilenmişti Fenerbahçe. Fakat bonservis şartları vesaire bu tarz konularda anlaşma sağlanamamıştı. Burak Kapacak Bursaspor'da devam etmişti. Bu sezon da yine çeşitli temaslar sağlanmıştı fakat bir anlaşma noktası bulunamamıştı. Daha sonra Fransa'nın Bordeaux kulübü Burak Kapacak için girişimlerde bulundu. Hatta bu transferde ciddi anlamda mesafe kat ettiler. Bunun üzerine Fenerbahçe yeniden devreye girdi. Bordeaux'un teklifinin bir nebze üstüne çıktı. Ve Bursaspor'u bu şekilde ikna etti. Daha sonra da Burak Kapacak da transfer görüşmelerini gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler, pazarlıklar tamamlandı ve dün resmi olarak Burak Kapacak Fenerbahçe'nin oyuncusu oldu. Tabii Burak Kapacak burada antrenmanda yok henüz çünkü şu saatlerde Fenerbahçe'nin sponsor hastanesinde sağlık kontrollerinden geçiyor. Bunun ardından yapılacak ilk antrenmanda Burak Kapacak da sahada olacak. Fenerbahçe'nin bir yeni transferi de Çağatay Kurukalıp oldu. Fakat şu anda en uzaktaki grupta, hatta ortada yer alıyor. Fakat dediğimiz gibi en uzaktaki grupta olduğu için 5'e 2 çalışması bittikten sonra daha net bir şekilde kameraman arkadaşım Çağatay Kurukalıp'ı gösterecek. Çağatay da antrenmanlarda etkili bir performans gösteriyor. Dikkat çekici bir performans gösteriyor. Fenerbahçe'nin geleceği düşünerek attığı bir adım daha oldu Çağatay Kurukalıp. Tabii transferden bahsettik. 3 veya 4 transfer yapılacağını ifade ettik ki Başkan Ali Koç da buna paralel bir ifade kullanmıştı. Bu transferlerin forvet, stoper, sol kanat ve orta saha bölgelerine yapılacağını söyleyebiliriz. Bu bölgeler için çalışmalarını sürdürüyor Fenerbahçe. Tabii ki o transferler gelmeden de bu takımdan da ayrılacak oyuncular olacak. Ama Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ve Fürt maçında sahaya çıkardığı 11'ler aşağı yukarı genel oyun tablosu hakkında da tabii ki bize bir fikir veriyor. O maçların size kadrosunu da hatırlatayım.
Sarı lacivertlerde zaten iki maç için 11'i ile 11'i arasında bir fark vardı. O da Serdar Dursun ilk Fürt maçında 11'de başlamıştı. Daha sonra oyundan çıkmıştı. Ener Valencia oyuna girmişti. Bu arada Vitor Pereira yine takım ısınma antrenmanlarını yaparken, az önceki konuya devam edeceğim, antrenman sahasını düzenliyor. Bir Vitor Pereira klasiği diyebiliriz. Antrenman drillerine önem veriyor kendisi. Bu arada bu Senas Sürmeneli altın madalyayı kazandı. Bu haberi de paylaşalım. Fenerbahçe antrenmanından yayın yapıyoruz ama bu sabah boksta Buse Çakıroğlu ilk madalyayı getirmişti tarihimizde olimpiyatlarda. Şimdi de Buse Sürmeneli altın madalyayı getirerek büyük bir gurur yaşattı bize. İkisine de tabii, onları yetiştiren ailelere de, kulüplerine de, emeği olan herkese özetle. Tabii ki bu büyük gururu yaşatan kendilerine binlerce kez teşekkür edelim. Bir gümüş, bir altın madalyayla ülkemizi Tokyo Olimpiyatlarında büyük bir gururla temsil etmiş oldular. Bu Senas Sürmeneli de az önce tamamlanan müsabakada rakibini mağlup ederek altın madalyayı ülkemize getirdi. Bize çok büyük bir mutluluk yaşatmış oldu. Bir kez daha dediğimiz gibi hem Buse Çakıroğlu'na, o da sabah belki müsabakayı kazanamadı ama ilk kez madalya getirdi ülkemize bu branşta olimpiyatlarda. Büyük bir gurur. Zaten madalya getiremeseler dahi katılmak dahi çok büyük bir gurur. Gümüş, bronz, altın hepsi güzel fakat en önemlisi bu kadar farklı branşta bu kadar fazla sporcuyla temsil edilebilmek. Tüm sporcularımıza da bir kez daha teşekkürlerimizi iletelim. Tabii antrenmana dönecek olursak Fenerbahçe'nin son iki maçındaki 11'lerden bahsediyorduk. Bu 11'lerin ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde sahaya çıkacak maçlara dair fikirler verdiğini söylemiştik. İki maç arasında sadece bir fark var demiştik. Serdar Dursun Fürt maçında ilk 11'de başlamıştı. Son oynanan Dinamo Kiev maçında ise Valencia 11'de başladı forvette. Bunun dışında tüm isimler aynıydı. Altay kalede oynadı. Sağ stoper Tisserand, merkezde Zalai, sol stoper Novak. Sağda Osay, Samuel solda Ferdi. Orta sahada Zajc Gustavo ikilisi. Ve forvette de sağda Mesut Özil, solda Pelkas ve dediğim gibi ilk maçta Serdar Dursun, ikinci maçta da Ener Valencia forma giydi. Fenerbahçe adına hazırlık kampının dikkat çeken noktalarından biri, tabii ki nazar değmesin maşallah diyelim, tüm takımlarımıza da benzer tablolar dileyelim. Gerçekten uzun sakatlık, kötü bir sakatlık yaşanmadı. Futbolcu antrenmanların birçoğu tam kadroyla yapılırken eksikler de hiçbir şekilde uzun sürmedi. Ufak tefek sakatlıklar dışında ki yükleme yapılan bu sezon başı döneminde, bu arada tabii 5'e 2 çalışmaları da her zaman olduğu gibi bol şakalaşmalı, eğlenceli devam ediyor. Sakatlık olmadı dedik. Şu anda da tam kadro çalışıyor Fenerbahçe. Tabii artık yeni bir düzen, yeni bir sistem. 3-4-3 dizilişiyle Fenerbahçe oynadığı 6 hazırlık maçının tamamında bu formasyonla yer aldı. Ve bu şekilde karşılaşmaları Sarı Lacivertliler bu dizilişle oynadı. Vitor Pereira oyuncularıyla birebir temas kurmayı seven bir teknik adam. Ve
şu anda da birçok oyuncuyla birebir görüşmelerle onlardan neler beklediğini aktarıyor, bu yolu izliyor. Fenerbahçe antrenmanı Samandıra Cambart testlerinde devam ediyor. Biz buradaki yayınımızı noktalıyoruz. Zeli Hacivertler Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Artık hazırlık maçlarını tamamladı. Biz de buradan bir kez daha tabii hem Buğsenaz Şakıroğlu'na hem de altın madalya getiren Buğsenaz Sürmeneli'ye de tebriklerimizi ileterek Samandıra Cambart testlerindeki yayınımızı noktalayalım ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Çiğdem Ceylan. Peki biz de Samandıra'dan sözü alalım sevgili izleyenler. Ahmet Selim Kul bizlerle birlikteydi ve antrenmandan da